7 sene sürdü. Şimdi işlettik, sporcularımız kaldı falan. Sonra biz geldiğimizde otelin kirada olduğunu biliyorduk zaten de. Fakat kirasının çok yani düşük olması, bir de sporcuları burada barındıracağımız zaman karşımıza bir fatura çıkarıldı. Dedik buraya işleten, işte bir hesap ettik 15 tane orada. Bir sene önceki sene işte 90 bin lira galiba aylık konaklamışız. Bizden 400 küsur bin lira para istedik. Kirayı düştükten sonra ayda 350 bin lira para vermemiz lazım. 9 ay süreyi şefkan 3 bin lira. Ne olmayacağını söyledi. Onun üzerine geri alma süreci başladı. Beni en fazla o süreçte tetikleyen iki tane şey oldu yani. Parasal diye bunu bildim. Burada bir toplantı yapmak istedik. Ne toplantısı hatırlamıyorum. Adam bize müsaade etmemeye kalktı. Yani neredeyse buraya burada toplantı yapamayacağız. Bu kabul edilen bir şey olabilir mi kendi elimizde? İkincisi, geçen yıl buradaki genel kurulumuzda bu sosyal tesislerimizin adının görev şehidimiz Turantan ismini verme konusunda o günde bir karar aldık. Bunun üzerine nereye konuşlandı? Dedik işte bu kahve deryasıyla otel arasında bir tabelaya burada konuşlandı. Yani nedir bu? Niye orası? Bu arkadaş beni arıyor diyor ki sen onu oraya nasıl asarsın? Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz? Tabela açmamıza bile müdahale etmeye kalk. Bu iki şey beni tehdit ediyor. Yoksa diğer tarafı anlaşırız falan. Ve iyi ki de almışız. 2 milyon 100 bin lira yaptığı masraflara karşı para ödedik. 2 milyon 50 bin lira ödedik. Yani. Bize o parayla beraber otelin işte elektrikli, işte personel falan gideri 2 milyon 600 bin lira gibi bir giderimiz oldu. Bir kısımda gelir var. Gelir gider farkından sonra bu otelde sporcularımızın aylık konaklaması bize 250 bin liraya mal oldu. Yani kiracıda kalsaydı 350 bin lira verecekken 250 bin liraya mal oldu. Otel tekrar Pazarspor bünyesini aldı. Bundan sonra da işin bir şekilde çıkamaz çünkü artık bunun genel kurulun nitelikli çoğunluğuyla kulübün mal varlıkları kiraya verildi. Çok satılabilecek yani. Genel kurulu yarından bir fazlasıyla değil. Genel kurulu 3'te 1 çoğunluğu yapacak. Aynı şekilde aldığımız Suat Karabekli halı sahasında özellikle üstünün kapalı olması, açıklığını etrafta büyük şikayetlerinde o zaman belediye başkanı destekledi. Oradaki arkadaşı da 750 bin TL karşılığı çıkardı. Yanılmıyorsam 4-450 bin nasıl böyle tamlar bilmiyorum. 3 yılında borcumuz var. Oradaki gelelim sezonla ilgili eleştirilerimize. Sayın Parlak, Mustafa Parlak bizim bütçemizi inceledi ve 31 milyon bütçenin az olduğunu, hedefi olan bir takımın en az 45 milyon lira olması gerektiğini ki yani buna katılıyorum. Yani rakamsal boyutuna katılıyorum. Bütçeyi yaparken biz geçen yılda 28 milyon lira harcadık diyoruz ama 28-29 milyon liranın 2 milyon 100 bin lira yani 2,5-2,600 tesislere aldık. Bunu biz finanse ettik. Yani Mustafa Bey diyor kasa kolay, ne maliyeti, borçtur yani, borçtur. Yani, para kazandık, geri alacağız. Yani 6 milyon bir de üreticilerin 3 tane üreticisi, Uğur Bey, Cengiz Bey, Recep Bey ve benim verdiğim kasa kolaylıklar, bunların işçisi vardı. Bunlar emanet borçlardır. Benim ta 10 sene evvelden gene öyle borç duruyor halim. 346 bin lira almadım yani. Kulüpte para, kulüpte para olunca bunlar iade edilir. Kulüpte olmadığı zaman kimse almamıştır. O arada bir soru söyleyeyim şimdi Mustafa Bey bunu sorunca. Geçen yıl biraz soru cevap olacak ama siz 400 başkanlık yaptınız değil mi? Hiç kulübe para vermediniz mi? Belki bir para verdiniz mi? Verdiniz. Peki kongre yapıldığında hiç alacağınız var mıydı? Yok, al, yedi aldınız ya değil mi? Hayır. He? Yani o kadar soruyu da ben sorayım yani.
Evet, bu bütçeyi yaparken biz geçen yılda 28 milyon lira gibi bir gelirimiz olacağını düşünmedik. Hadi bizim verdiğimiz bu oteli geri almasak, orayı almasak zaten 28'i de bu 25 olacak. Bizim vereceğimiz para 6 değil de 3'e düşecek. Onu da düşseniz 22-23 milyon lira gibi bir gelirimiz oldu. Bizim geçen yıl hesabımız 15 milyon liraydı. Yani pardon 17 milyon lira bir bütçe yapmıştık. Ama 17 milyon bütçe yaptık ama geldiğimiz noktada 28 hatta 30 milyon oldu. Bugün 31 yaptık ama bu mütevazi. Mesela burada detaylardan şey yapacağım. Özür dilerim. Gelir bütçemesi de var mı? 2024. Şimdi sponsor gelirleri 10 milyon lira. Halbuki biz bu yıl sponsorluk gelirimiz 8 milyon lira Sportoto'dan işte forma reklamları falan üzerinden aldığımız paralara bakarsak aşağı yukarı 13 milyon lira sponsor gelirimiz oldu. Yani bugün yerine biz buna 10 milyon yazdık. Niye 10 milyon yazdık? Mesela 8 milyon Sportoto'dan aldık ya. Sağ olsun Sayın Osman Aşkın Fakültesi. Bu yıl alıp alamayacağımız tam emin olmadığım için biraz düşük yazdım. Alırsak zaten 31 olacak, 35. Daha fazla alırsak, 8 aldıysak 12 alırız. O zaman bu 31 olacak, belki de 40. Diğer kalemlere de biraz düşük. Yani mütevazı denkleştirelim. Mutlaka bunlar artırdıkça daha güçlü katı yapabiliriz. Bir ikincisi de bu yıl yaşadığımız işte icraları düşünme. Dediğim gibi 20-30'a yakın icra yapacak. Bunlar olmayacak yani. Ve böyle geçmişe dönük de fazla borç. Sadece geçmişe dönük sigorta ve taksitlenme borcu ödeyeceğiz. Ondan sonrası olan borç kendi dönemimizle ilgili. O açıdan bu 45 milyon olmasa bile 40 milyona kadar çıkabileceğini yani görüyoruz da demeyeyim de beklentimiz var yani bu konuda. Onun için bu eleştirimize katılıyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi Mustafa Bey eleştirilenin cevap vereyim. Şimdi denetleme kurulu ile ilgili ilk defa Pazar Spor Kulübü'nün bu kadar geniş bir denetleme raporu. Denetleme kurulu raporu dediği gibi finansal yani başlığı değil dedi. Genel denetleme kurulu genel bir denetleme yapar. Yani gelir gider o kadar borç falan o kadar bilemez. Önceki dönemde yaptığımız genel kurullarda da denetleme kurulular dosyaları vardır. Çok daha kısa orada da borç yapmamıştır. Yani burada yazmıyorsun. Daha önceki sanki yazıyor mu? Yazmıyor. Bizim de yaptığımız, sizin de yaptığınız genel kurulada denetleme kurulu raporunda kulübün borcu yazmaz. Onu yönetim kurulu sunar. Gelir gider tablosunda. O açıdan denetleme kurulunun o şekilde eleştirmesi doğru bulunuyor. Ha gelelim şeye. Ne kadar borcu var? O da bu soruları sorulacağı için. Pazar Spor Kulübü'nün emanet borcu, yani yöneticilerden aldığı kasa kolaylığı dediğimiz 3.600.000 lira bir borcu var. Sporculara 4 milyon lira borcu var. Toplamda baş başa borcu bunlar. Ramazan Öztürk aramızda bu sporcularla tek tek görüşüldü. 15 Temmuz'dan 30 Ekim'e kadar taksitlendirilerek 15 günde bir sene dönülerek yani Ağustos, Eylül, Ekim 3,5 aylık bir 4 aylık bir dönemde parça parça ödenecek. Sizin bahsettiğiniz Uçak'a sporcular ama Uçak'a ile ilgili bir sorunumuz olmayacak. Dolayısıyla Uçak'a kötü bir şey değildir. Siz paranızı gününde ödüyorsanız ki ödemek zorundasınız. Onun için Uçak'a dediği şöyle yani Uçak'a da hakem federasyon oluyor ve daha çabuk bitiriyor. Eğer ödeme yapmazsanız da transfer yasağı giriyor.
Pazar Spor'da transfer hesabı geldi mi? Evet geldi. Biz yönetime geldiğimizde bir transfer hesabı vardı. Bizden önceki dönemden bir sporcu Allah'tan büyük rakam değildi, ödedik. Transferi az kaçtık yani, böyle sembolik bir rakamdı. Benim dönemimde çok iddialı konuşuyorum. Ligler başladığından da insan çıkaramamayı bir sorun olmaz. Malım ömürtümü satarım, o şeyi kaldırırım. Bugüne kadar hep karşılaşmadım. Bu sezon olur mu, olmaması lazım. Olsa bile biz o noktaya getirmeyiz. Bunlar bizim borç, bizim namusumuz. Kendi dönemimde o kadar var. Onun için uçaka konusunda eleştiri kabul etmiyorum. Uçaka bir şeydir. Karşılıklı anlayıştır. Sporcu da neticede hakkını bir an evvel almak ister. Çünkü mahkeme oldu bu senelerce sürüyor. Benim yeğenim var oradan. Hükümetler Sarıyer'de mahkemesi 3 senedir sürüyor. 3 sene. Bir sene daha sürecek adam. Yani bir atayım onu. 90 bin liraydı o zaman alacağım. Şimdi alacaklar. 200 bin lira. Uça döndü. Onun için şaka konusunun eleştirisini doğru bulunuyor. İkincisi ayrılan sporcular. Bu ayrılan sporcular, yani spor içinde olanlar bilirler. Bu sporcular biraz, hepsi değil de 5 tane sporcuyla bunu yaşadık. 3 tanesi eli ayağı tutulu sporcu, bir tanesi çok iyi stoper. Bunlar nispeten yaşlı sporcular. Buradan alacağını almıştım. Buradan tekrar alıp hesap hakkını kullanıp gideyim ikinci yarı bir başka yerde daha fazla para alayım. Hesabı ile yapılan şeylerdir ama tabii kazın ayağı öyle değil. Bu arkadaşlar alacaklarıyla ilgili ihtiyaç ettiler. Bir de SGK priminden dolayı da serbest kalma hakkı var, bilenler bilir. Biz kendileri yapılan ödemeleri ama sözleşmede ama protokolde yazdığımız için bu da resmi bir alacak ve asgari ücretten bir taraftan sigortalı gösterirken diğer ödediğin paranın da sigortasını yapmazsan serbest kalır. Bu arkadaşlar bu ihtarları bize çektiler. Biz hepsini hem alacaklarını ödedik gününde hem de SGK primlerini geriye dönüp beyannameleri verildi. Dolayısıyla haklı fesli gerektirecek bir sebep bırakmadı. Ama buna rağmen feshettiler. Niye feshettiler? Söyleyeyim. Burada devam etselerdi sezon sonuna kadar. Biz Abdurrahman, stoper, en iyi sporcumuz. Devam etseydi bizden alacak 250 lira para alacaktı. Maç maç. 14 maçta evet. Alacaktı. Ama bu bir başka bir kulübe giderek 1,5 milyon liralık bir transfer yaptı. Ne oldu? Buradaki parayı almasa bile 1 milyon 250 bin lira aradığından para aldı. Bunun için gittiler. Yoksa pazar açmanı ne demek? Ama ne oldu? Ama bir de şu defter yasal geldi. Bu Abdurrahman denen adam önümüzdeki sene birinci transfer döneminde futbol oynayamayacak. Uçaka dediğiniz yerde biz kazandık. Yani transfer yasağı getirdi. İnşallah takip kurulunda da tazminat alacağız. Yani dolayısıyla o birinci dosyada Pazar Spor haklılığı çıkardı. Ya da zaten futbol oynamak için çocuk buraya gelecek. Ayağımıza kapanacak eğer takipten aksinde. Diğer dört tane dosyası devam ediyor. İki tanesinde şöyle bir sıkıntımız var. 30 gün içerisinde ödedik adamın parasını ama noterden gelen tebligat tarihini esas aldı. Federasyon diyor ki, bir de federasyon da size bildiriyor. Federasyon eğer iki gün önce bildirdiyse bu tebligatı, onu esas almak lazım. Yani biz böyle bir iki gün federasyonun tebligatına göre geç ödemiş durumdayız. Orada hukuk kurumları ne de bilmiyorum. Neticede maksat hasıl olmuştu, para ödenmişti yani. Bir gün geç de olsa ödenmişti. Orada biraz yumuşak karnımız var. Yoksa bu 5 dosyada da kazanma hakkımızda önemli miktarda parayı geri alacağız. Transfer hesabı da gelecek. Hoca değişikliği. İyi bilin yani. Kadir Kardeş'e öyle bir kardeşim. İyi bir hoca. Daha önce de çalışmış. Yani tekrar görevle getirmemiz nedeni. Daha önceki dönemde de başarılı olmuştu. Yani bir yarım kalan hikaye vardı, onun da bir yarım kalan hikayesi vardı. Yani bu yarım kalan hikayeni gerçekleştirdik. Yani bir de hiç sporcumuz yok yani. Biz de sezon başında sıfır oyuncu kadroyla, bir iskelet kadromuz olmayınca mecbursunuz. Biz de bir 4 yıl mesela yokuz. Piyasadan uzaksınız, tanımıyorsunuz. Yani hoca
alacağın önce sporcu getirebilmeni yani. İşte Kadir Hoca'nın da böyle bir özelliği düşünerek Kadir Hoca'yla anlaştık. Rakam da çok da fazla değil. Rakam da 800 bin lira falan. Neyse de fena bir kadroda kurmadık. İlk yarı 20 puan aldık. Daha fazla alabilirdik, alabilirdik yani. Talihsiz kaybettiğini başta da sonuna koyduk. Maddeler arası bir yere girdi bu takımın içine. Kendini kafasına mı girdi bizim içimizde mi? Ayrılma konusu gündeme geldi ve ayrılan kendisidir. Biz göndermedik. Her şeyi bütün ekstra taleplerini de kabul etmemize rağmen böyle bir motivasyonu görmeyince ayrıldık. Tekin'in amacı burada yakaladığı reytingi bir başka yerde parasal olarak değerlendirmek. Yani parayı verelim. İki hafta sonra da bir takıma gitti ama orada da üç hafta sonra kovuldu. Sezon sonu beni aradığında yani o da mutlu oldu, takımın sıkıntı çekmedim elbette. Dedim gözün aydın dedim kendisine. En fazla sen sevdin. Çünkü bunun bedeli senin üzerinde kalacaktı. Çok haklısın başkan dedi, keşke kalsaydın dedi. Yani eşimle de barıştı dedi. Büyük bir pişmanlık duyduğunu kendi de söyledi. Kalsaydı farklı olabilirdi yani. 20 puan alan takım, 20 daha alsak zaten playoff oldu. Yenelim ikinci hoca değişikliğine, evet. Hem bir başkana, birçok arkadaşından bunu bahsetmeyelim. Biraz dersem ben yaptım. Ama üzüldüm yok, bu olabilir. 4 tane maçta 0 çekti. Hatamızı anladık, değiştirdik. Ben yani Kerimoğlu'nu aldığımda Adem Nebioğlu çıkıp hiç kimsenin, değil Adem Nebioğlu, başka hiç kimsenin ismi dahi geçmiyor. Onun için ilk sonra Taşkın Hoca gündeme geldi. O zaman Adem Nebioğlu da ismi geçti. Aramızda onda da konuşuldu. Bir başka hocalarla da konuşuldu. Taşkın Hoca da karar verdi. Şimdi üzüntü olan ne biliyor musunuz? Ya bizim Mustafa Şen diyor ki yani. Demek ki benim yazıcılarım bir tanesi diyor ki Mustafa Başkan'a bizim haberimiz yok almadan başkan hoca aldı. Öyle mi? Öyle. Ya öyle. Ben kendi yöneticilerimden altına üşüdüm. Senin eleştirin de değil. Bunu bir yönetici şöyle değilse parmak kaldıracak benim ilk toplantımda. Bir yönetici diyecek ki ben bizden habersiz alabilirim ama bunu dışarıda paylaşamaz. Kol kırıldı, yeni işinde kalır. Yani senin eleştirin şey yapmıyor, yanlış anlama. Bunu ben bir şöyle değilse bir yönetici arkadaşımız kusura bakma doğru yapmadı. Bu da aslında çekiyoruz başkanım. Aslında bir yani şey yok. Bu çakaya cevap verdi. Denetleme kurulu, sporcu, hoca. Eski borç. Giden sporcular da. Abdullah Bey'in eleştirisine geleyim. Burada 2 yıl evvel bir seçim yapıldı. Evet, 2 adaylı bir seçim. Burada bugün 50 kişi varız. 2 adaylı seçim olsa burada 250 kişi olur. Yani 250 kişi olmasını çok isteriz ama 2 adaylı seçim pazar sonra zarar verir. O gün de verdi. Şimdi varsayım üzerine konuşuyoruz. Olsalardı şu olurdu, bu olurdu. Yani bu 4 sene evvel oldu değil mi? 4 yıl evvel. Geçen yıl ben başkan olduğumda da bir genel kurul yapıldı. Gelselerdi. Bırakın gelmeyi bir tane başına mı geldiler? Mustafa Başkan'ın o genel kurulda bir lafı vardır. Cenaze ve düğün, ne cenazede ne düğünde. Ben çok net söylüyorum Abdullah Bey. Bir, bu otel değil mi? O arkadaşlardan bir, iki, bir ve iki tanesi. Ha bu otel. Önünde de futbol sahası var. Pazar sporunda maçı var orada. Camı açıp seyretmeyeceğine eminim ben. Hatta gider rakip takımı seni seyreder. Öyle değil pazar. Pazar sporu. O gün ben seçimi kaybediyorsun. Bir sonraki seçime gelirsin. Ne olacak yani? Üyesinde maçı toplantılar yapıyoruz. Eskilerini karıştırmak. Ama bir dakika şimdi burada şimdi eleştiri varsa bir cevabı da olacak yani. Biraz empati yapacaksınız. 4 sene evvel, 2 sene dedi. Şimdi gel kardeşim ya. Ha şimdi, hemen şimdi. Kongre kararı alalım, gelsinler. Aday olsunlar, kazansınlar ya. Dediklerini yapsınlar, engel değil ki. Ben bir daha söylüyorum. Ben geçen yıl ben sabah evden çıktığımda Pazarspor'da başkan olacak diye aklımın ucundan gelmedi. Çünkü zorunluluktan geldim. Burada bir başka birileri istemediğiniz bir oluşum olacağını görünce bakalım da sen olsan destekler olur. Ne diye işim geldi? Yoksa ben ne işim var ya? Ben yapacağım bundan daha fazla ne yapacağım ben yaptığımdan? İkincisi
Basın diyorsunuz. Basın karşılıklı bir ilişki. Yani sadece... Şöyle niye yaptınız Sayın Başkanım? Bu ikincilikleri üçe düştüğü zaman niye yaptınız dedi. Ya soru cevap yok. Tamam. Tamam, cevap yok lütfen. Bir şey konuşmak istiyorum. Hayır, yok konuşalım. Bir dakika yok. Daha var kardeşim. İkincilikte, üçüncülükte düşerken 28 milyon lira masa verdiniz bu sene. Biraz da ikincilikte, üçüncülükte düşerken ben tutsaydınız. Nereye gidiyorsunuz? Sen tutsaydın. Ben tutamadım, o kadar tuttum da hiç bulunuz yok. Ya anlamadım. Hayır, konuşuyorsun.